Selamünaleyküm hocam. Dini nikah yapılmış olarak nişandan dönüldü. Üç kere boş ol dedikten sonra tekrar dönüş olur mu? Demiş bir başka seyircimiz. Yani dönüldü, tekrar vazgeçildi, bilmem şöyle oldu, böyle oldu. Yani böyle kararsız, böyle tutarsız, ondan sonra daha evliliğin başlangıcında ne yapacağını bilmeyen, evliliği devam ettirecek miyiz, ettirmeyecek miyiz, nikah kıydık, boşadık, tekrar nasıl şey yapabiliriz? Bunlar yani böyle var ya, bu ortada bir ciddiyetsizliğin, ondan sonra evlilikle alakalı hususlarda tamamen böyle karambole bir hayatın yaşandığının alametidir. Ben dediğim gibi yani bu hususların fetvalarını İstanbul Müftülüğü'nden veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva hattını arayarak alabilirler. Boşanmıştan sonra, boşadıktan sonra fetvayı bana sormasın seyircilerimiz. Kusura bakmasın. Yani hocam ben hanımı 3 kere boşadım, 3 talak verdim de bir meclisteydik, aynı odadaydık. Acaba o bir tane yerine geçer de ondan sonra başka bir mekanda da şey yaptım, boşadıysam ikinci bir talak yerine mi geçer? Bunların yani öyle çetrefilli meseleler ki bunları sen boşarken hiçbir mezhebe uymadın. Evlenirken hiçbir mezhebin şeyine fıkhi meselelerine riayet etmedin, öğrenmedin, dikkat etmedin. İş işten geçmiş. Hocam hadi bakayım sen bana Hanefi mezhebinin fıkhi ekolleri şey çerçevesinde, meseleleri çerçevesinde benim derdime derman ol. Yok, senin derdine dermanı yok. Hanefi mezhebinde bu olay şeyden sonra çare yok. Çare yok. Onu niye çare yok? Evlilik ciddi bir iştir. Nikah, iman, talak ciddi bir iştir. Şaka yapılmaz. Ben şakadan gavur oldum demekle ya hocam şimdi ben şaka yapıyorduk arkadaşlarla şakalaşırken ben dinsizim, ben imansızım, ben Allah'a inanmıyorum dedim. Bunun hükmü nedir? Şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Çünkü ciddi meselelerle dalga geçilmez. İslam'da üç şey insanı küfre götürür. İnkar, istihza, istihfaf. Yani inkar edersin, kıpkızıl kafir olursun. Alay edersin, istihza. Alay edersin, kafir olursun. İstihfaf, hafife alırsın, kafir olursun. Hocam ben bunlardan birini yaptım da şimdi bana bir çıkar yol. Ya tamam da senin bunları yapma salahiyetin var mıydı? Bunları niye öğrenmedin? Ağzından çıkan lafı kulağın duydu mu? Ne dediğini, ne yaptığını bilmeden hareket eden bir adama yani hoca ne yapsın? Hoca ne yapsın? Devamlı başında nikah mı kıyacak? Artı ve eksi kutupları elektriğin, kabloların bir araya temas ettiği zaman sigortayı attırıyor biliyorsun. Sigortayı attırıyor. Şimdi bu kablolar birbirine temas halindeyken yani hakla batıl devamlı iç içe girmişken sen devamlı sigortayı değiştir, yenisini tak. Bir çare olmaz. Gene atacaktır. Niye? Çünkü sistemdeki yanlış düzeltilmedi. Sen de yani o ağzından çıkan sistemdeki konuşma sistemindeki yanlışlar, iman itikadi sistemdeki yanlışlar düzeltilmediği sürece bu işin çözümü yok. Bazı şeyler vardır, meseleler vardır, sorunlar vardır. Dışarıdan birileri çözer. Gel hocam bana yardımcı ol. Ben bunu kıl bilmiyorum. Mesela namaz kılmayı bilmeyen bir adama yardımcı olursun. Farzı şudur, vacibi budur, sünneti budur, rekatları budur. Bunu böyle yaparsan namazın kılarsan sayı olur. Tamam. Ama bazı sorunlar vardır ki, meseleler vardır ki sorunu o kişi kendisi üretmiştir. Dışarıdan birilerinin ona cevap ve çözüm üretmesi mümkün değildir. Yani sen ağzını tutmasını bilmezsen, sen konuşmasını bilmezsen sana hiçbir hoca fayda veremez. Ondan sonra hocam bir yerden bul ya bir kitap bize göre bir fetva bul demenin bir anlamı olmaz. Evet. O yüzden bu iş madem ciddi bir işse, önemli bir işse, madem sen bunun derdiyle dertleniyorsan, o zaman bu işle alakalı evliliğe çıkmadan önce ne konuşacaksın, ne yapacaksın, nasıl karar vereceksin? Ciddi bir şekilde oturup öğrenmen lazım, araştırman lazım. Yani bu ondan sonra ya işte hocam sen bize çare bul demenin anlamı olmaz.